Parmaklıklar ardındaki Polatgillilerin evinin direği, çocuklarının bakıcısı olan Şule'nin ikamet izni bitmiş. O ve yengesi gözaltına alınmıştı. Şimdi iki kaçak memleketleri Özbekistan'a yollandı efendim ve sınır dışı edilen kadın bakın kimlere ne mesaj yolladı. Şule ya! Şule! Nergis! Şule Enerji! Ah Şule'm. Şule'm gelin oluyor gidiyor. Gelin olup gitti, geri geldi ama yine gönderildi. Dilan'ın Şule'si sınır dışı edilirken bile pişkindi. Ben altın beklemiyorum ama. Yok, ben altın bekliyorum Engin'cim. Özbek Şaklı Haydarova, Polat çiftinin eli kolu, kara kutusu, kıymetlisi, çocuklarının bakıcısıydı. Haydi! Ya nazar değiyor hep bize, niye? Körle taş yaşı kalkar. Yerim ya. Canlar burada, herkes burada. Ne yazıp çizerseniz biz hep el ele birlikte mutluyuz. Bir süre önce evlenmek için işten ayrılmıştı. Milan'la düğünme geleceksiniz. Geleceğim. Görecek. Evet, ben de İstanbul'a geldiğimde yalnız da olurum. Gelirim, Trabzon'a gidiyor. Polatgiller tutuklanınca soluğu çiftin villasında aldı. Bu altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Dilan Polat parmaklıklar ardındayken patronunun havalı montuyla alışverişe çıktı. Haydi! Ya nazar değiyor hep bize, niye? Körlüğe taş yaşı kalkar. Tatlı hayat çabuk noktalandı. Polis kaldığı villaya baskın yapıp onu ve yengesi Nergis'i gözaltına aldı. İkisi de kaçaktı. Bilmiyorum Nergis. İkamet izni biten Şule ile turist vizesiyle Türkiye'ye giriş yapan Nergis, Selimpaşa geri gönderme merkezine yollandı. İki kaçak ülkelerine dönmek zorunda kaldı. Sosyal medyada video paylaşan Şule, millet olarak rahatlayın ama bir şey de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum diye yazdı. Dilan Polat'ın eski ortağı Nezdemir o videoya madem ülkeni bu kadar çok seviyordun oradan ekmek yeseydin diyerek tepki gösterdi.